iyi bir maçtı. Gergin bir maçtı. Ankara Gücü ilk 20 dakika dışında oynaması gerektiği gibi oynadı. Son 20 dakikada da epey bir sıkıştırdı Fenerbahçe takımı. Aslında birbirlik sonuç, ikisinin de 2 puan kaybı gibi gözüküyor ama Göztepe'nin yenilgisi, Bursa'nın yenilgisini de hesap ettiğimizde bu hafta Ankara Gücü'nün ciddi bir kazancı oluyor. Tabii her puan, her gol bundan sonra önemli. Özellikle kümede kalma açısından baktığınız zaman olaya, işin şakaya gelir tarafı yok. Dediğim gibi her bir puan ve her bir gol çok önemli. Bundan böyle. Yani işte Bursa maçındaki o kaybedilen 2 puanı arayabiliriz diyordum. Bugünkü maçta da kaybedilen 2 puanı arayabiliriz diyoruz. Ama Bursa'nın kötü gitmesi özellikle. Göztepe'de iyi değil. Göztepe'de iyi değil de Göztepe'nin bir fikstür avantajı var. Evet. Bursa'nın o açıdan Bursa zor, tehlikesi var. Kardeş hesaplarının ötesinde bir hesap var burada. Can derdi var. Kardeşlik tribünlerin kardeşliği yani. İşe takımların, kulüplerin geleceği açısından baktığın zaman kardeşlik, tribünlerdeki dostluk, arkadaşlık açısından bakacaksın. Sahada her zaman rekabet var. Zaten Bursa maçının ilk yarısında yapılan hataydı oydu. Elbette yasa saygımız var. Elbette kaybettiğimiz iki canımıza çok üzüldük. Ama en kötü 45 dakika takımını hücumda alkışlayıp rakibi hücumda ıslıklayacaktın. Öyle bir hata yaptı Ankara Gücü seyircisi. Bunu bir kenara koymak lazım. Evet, oradan kaybedilen bir 2 puan var. Bir de Samet Aybaba boyutu çözmüştü aslında bakarsan abi. İşte o zaman başka birini kullanacaktı. Ankara Gücü'nün B planının olmadığını ben o gün gördüm. Bugün Ersun Hoca boyda örnek gösterim o kadar Samet Aybaba'nın aldığı gibi tedbir almamış ki o golü çok enteresan bir goldü. Çok güzel bir goldü. Ama Samet Aybaba daha iyi analiz atmış sanki Ankara Gücü. Samet Hoca her zaman analiz ve saha içi çözümlerinde daha iyi üreticidir. Bakmayın bugün Bursa'yı bıraktı ama hem gençlere şans tanıması hem saha içi analizler açısından baktığınız zaman Samet Hoca'nın birçok teknik direktörden daha iyi bir göze ve akla sahip olduğunu söylemek mümkün. Şimdi çok iyi tanıdığım bir Ersun Yanal var. Evet. Aslında bir Ersun Hoca'dan artık daha fazla tanıdığımız Mustafa Kaplan var. Yıllar içinde herkesi tanıyoruz 1-2-1-2. Yani her ikisi de futbola katkılar olan insanlar, futbola değer katan insanlar. Ama sonuçlarda kazanacaklar, kaybedecekler. Bu işin doğasında bu var. İşin güzelliği de burada. Sağ içindeki son dakika kavgaları olmasa mesela heyecan, çekişme, mücadele açısından iyi bir maçtı. Evet. Futbol kalitesi çok üst düzeyde değildi ama mücadele açısından iyi bir maçtı. O kavga biraz yakış kalmadı. Yani Ekici'nin ve Ankara Gücü'nün 80 numarası neydi adı? Orada mı? 10 numarayı diyorsunuz. Orada ama sanki Mehmet Ekici'nin uzunsuz bir agresifliği vardı. Yani top kasti olarak suratına çarpmadı orada. Ama işte ona da uymayacaksın. O senin suratını itiyorsa sen de ona kafa atmaya çalışmayacaksın yani. Sanki atmadı gibi de geldi bana. Yani salladı, tutturamadı. Gibi geldi. Salladı, tutturamadı. Şimdi oyuncu Kantares. Kantares. Yani. Bizden bu kadar işte devre arasında bu kadar transfer yapılırsa böyle isimlerde evet, atılır. Yabancı isimlerde zorlanıyoruz. Mustafa Kaplan'ı nasıl görmeye başladın? Yani bizim yıllardır bir Süper Lig hocası olur mu olmaz mı daydık. Emin değildik. Mustafa Kaplan ciddi aşama kaydetti artık Süper Lig'de hocalık yapabileceğini. Rüştünü ispatlama mı diyorlar bunun adına bilmiyorum. Böyle bir şeye gerek de var mı, ifadeye gerek var mı ama ortaya koyduğu performans açısından baktığınız zaman Mustafa Kaplan'ın gerçekten doğru şeyler yapmaya başladığını, bir şeyleri öğrenerek kendini geliştirdiğini görüyoruz. Bence bu Süper Lig'in yeni bir hoca kazandığını, genç iyi bir hoca kazandığında kanıtı. Yeni de bir hoca tarzı kazandı aslında bakarsan Süper Lig. Çünkü Mustafa Kaplan'ı kendine göre basketbol hocası var. Canım şeyle boardla kenarda taktik veriyor, oyuncu çağırıyor, taktik değişikliği yapıyor. Zaten gol öncesinde de bir takım uyarılarının ardından geldi Ankara Gücü'nün attığı gol. Yani değişik bir hava getirdi. Bence bu tür renkli simalara da ihtiyacımız var. Sanki şöyle bir şey vardı. Bu bizde kalıcı değil, geçici, nöbetçi hoca gibi gördük. Senelerce öyle yaptığı için. Futbolcular da sanki öyle gördüğü için lafını sözünü tam dinlemediler Süper Lig'de. Otoritesini tam kuramıyor gibiydi. Şimdi sanki otoriteyi de kurmuş gibi futbolcular üzerinde. Evet, ben bu takımın teknik direktörüyüm. Bir maç sonra ben gitmeyeceğim. Buradayım. Ona göre oynayın. Artık hissettirmeye başladı. Çünkü ilk başlarda futbolcular ısınırken emanetçi teknik şey direktör gibi. Yani umursamaz tavırları vardı. Artık o kalmadığını görmeye başladık. Zaten o havayı yarattığınız zaman
oyuncu size saygı duymaya başlar. Bu çok doğal bir şey. Bence Mustafa Hoca da bunu yarattı. Yani son derece önemli bir karşılaşmaydı. Karşılaşmaya Fenerbahçe daha atak, daha etkili başladı. Daha önemli gol pozisyonları olan taraf İstanbul temsilcisiydi. Bu dakikalarda gerçekten Altay Bayındır'ın maçın kaderine etki edecek kurtarışları maçın geri dönüşüne önemli bir neden teşkil etti. İlerleyen dakikalarda özellikle 20. dakikadan sonra oyuna Ankara Gücü de ortak olmaya çalışsa da ciddi gol pozisyonları bulmakta bir hayli zorlandılar diye düşünüyorum. Ama tam maçın böyle beraberlikle biteceği beklenirken çok önemli bir dakikada çok önemli bir gol attılar ve soyunma odasına 1-0 galibiyetle girdiler. Bu çok önemli bir avantaj oldu Fenerbahçe açısından, Ankara Gücü açısından. İkinci yarısında Ankara Gücü beklendiği gibi biraz oyunu kendi alanında rakibi karşılayarak başladı. Tabii bunu gören Fenerbahçe'de tüm hatlarıyla Ankara Gücü yarı alanda oyunu yıktı. Adeta hapsetti ve aradığı golü de buldu. Bu arada tabii çok önemli yine Fenerbahçe atakları vardı. Bunlar golle sonuçlanabilecek ataklar olabilirdi. Özellikle sağdan ve soldan yapılan ortalarda yine Altay Bayındır'ın yerinde müdahaleleri ve kurtarışlarıyla gole izin vermedi. Maçın son dakikalarına girerken saha bir hayli karıştı ve iki tane kırmızı kart çıktı. Tabii biz de bu olayların tam içerisinde olamadığımız için tekrar izleme Mehmet şansı olmadı. Mehmet Ekici'nin uzunsuz yere oyunu gerginleştirdiğini gördük. Kesinlikle, kesinlikle. Yani kesinlikle. Oradaki o kadar kartın nedeni Mehmet Ekici'ydi. Evet, bence. evet kesinlikle. Yani bir profesyonel oyuncuya yakışmayan davranışlar bunlar. Yani dikkat etmemeleri lazım. Yani bu dakikalardaki tansiyonun yükselmesi maçın ilerleyen dakikalarına da yansıdı. Bana göre maçın hakkı beraberlikti. Bu karşılaşma her iki takım açısından da alınan bir puanı ben her iki takım açısından da önemli olarak görüyorum. Çünkü Göztepe'nin Akhisar karşısında mağlubiyeti ligin artık puan şeyini, ıslakasını biraz daha düşürecek gibi görünüyor. Bursa'nın kaybettiği haftada en azından puan almak önemli. Fenerbahçe kesinlikle gibi bir rakipten alabilmek önemli. En yakın takipçilerinden biri. En azından umut verdi Ankara Gücü önümüzdeki kesinlikle haftalar. Kesinlikle. Gençler bir de 1-0 öndeymiş bu arada. Bu da sevindirici bir haber. Yani önümüzdeki sezon inşallah Ankara Gücü ile Gençler Birliği'ni Süper Lig'de göreceğiz. Birlikte ben bugün 3 puan alsaydı Ankara Gücü gelecek sene Süper Lig'de Ankara derbisi var diyordum. Ben yine bir de hafta sonra yine de Ankara Gücü'nün ligde kalacağına yürekten inanıyorum. İnşallah. İnşallah diyorum. Beklediğimden zaman zaman iyi ama beklediğimden zaman zaman kötü bir Ankara Gücü vardı açıkçası. Özellikle ilk yarıda oyunu Fenerbahçe daha çok force etti. Daha çok pozisyona girdi. Net pozisyonları kaçırdı. Ankara Gücü o bölümde Ankara Gücü gibi değildi açıkçası. Topa sahip olamadı. Oyun kuramadı. Pozisyon üretemedi. Kalesinde de epey bir tehlikeli pozisyon yaşadı. Onlarda da kaleci Altay gerçekten çok başarılıydı. Ama ikinci yarıda biraz daha Ankara Gücü iyi oynamaya başladı. Orta sahada daha çok topa sahip olmaya başladı. Fenerbahçe'nin de risk almasını iyi değerlendirdi. Boş alanlar buldu. Golden önceki pozisyonda bir yanlış pas tercihi vardı. Bence o atak eğer gol olmasa bile sonuçlansaydı, out'a gitseydi, kaleci de kalsaydı belki dönüşünde Ankara Gücü golü yemezdi. Öyle olunca da Hasan Ali her zaman bildiğimiz o bindirmelerinden bir tanesini yaptı. Boşluğu iyi değerlendirdi, golle attı. Son 15 dakika tam bir Rus ruleti gibi, evet, oldu. Gitti yok, geldi. Yok, evet, yani iki takım içinde maçı kazanabilecek pozisyonları vardı. Ankara Gücü o dönemde biraz daha şanssızdı açıkçası. İkinci golü bulabilirdi. Özellikle uzatma anlarında Sadaev tüm takım yüklenmişken orada çalım atmak yerine ortayı denese, evet. Çünkü hakem maçı bitirmek için artık zaman bekliyordu, bitirecekti. Belki ortadan bir şans doğabilirdi Ankara Gücü için ama olmadı. Sonuçta bir puan iki takım içinde bence çok kötü bir puan değil. Çünkü Akhisar'ın deplasmanda Göztepe'yi yenmiş olması alt tarafta sanki bundan sonraki yarışın Bursa'yla Göztepe arasında geçecek gibi. Hem Ankara Gücü hem Fenerbahçe bugün bir puanla bence artık bundan sonraki süreçte daha rahat yol alırlar diye düşünüyorum.
sanki kadro derinliğinin olmaması da biraz Ankara gücünün baskı yemesinde alternatif üretmede bir sorun yaşadı. Mustafa Kaplan'la ilgili ne düşünüyorsun? Yani şimdiye kadar hep Emanet Hoca gibi gördük Mustafa evet. Hoca'yı. Süper Lig'de en azından öyle gördük. Şimdi ikinci yarıya başlarken Ankara gücünün durumu ortadaydı. Birçok transfer yapıldı, birçok oyuncu gitti. Böyle bir oyuncu kadrosunu sahaya sürüp başarılı olmasını beklemek de açıkçası biraz tecrübeye dayanıyor. Ankara gücü açıdan Mustafa Kaplan'la bu yolda iyi bir adım attı. Aldığı puanlar da ortada. Fenerbahçe gibi güçlü takımdan bugün bir puan alması önemli. Trabzon maçını hatırlıyoruz, kaybetti ama iyi oynadı. Diğer güçlü takımlara karşı da mücadelesi ortada. Yeni gelmiş bir oyunculardan kurulu kadroyu böyle kısa sürede toparlamak, oradan iyi bir takım çıkarmak kolay iş değil. Mustafa Hoca bu açıdan bence önemli bir yol kat etmiş durumda ama daha henüz her şey bitmiş de değil açıkçası. Her ne kadar az önce söylemeye çalıştım, Göztepe ile Bursa arasında geçecek gibi dursa da sonuçta bu ligde de her an her şey olabiliyor.